Aşağıdaki denklemi çözünüz. 5 bölü x eksi 1 eşittir 3 bölü x artı 3. Evet, burada bize bir kısıtlama getiriyorlar. X eksi 3 veya 1 olamaz. Bunun nedeni, x eksi 3 olsaydı, sağ taraftaki ifade 0'a bölündüğü için tanımsız olacaktı. Ve x 1 olsaydı, sol taraftaki ifade 0'a bölündüğü için yine tanımsız olacaktı. Burada ne yapabileceğimize bir bakalım. Bu kısıtlamaları video boyunca kullanacağız. Şimdi, x'lerin paydada olmasını sevmiyorum. Bu yüzden onları paydadan çıkarabilecek miyiz bir bakalım. Eğer bu x artı 3'ü paydada istemiyorsak, denklemin her iki tarafını x artı 3 ile çarparak denklemi çözmeye başlayabiliriz. Bir tarafa yaptığımız şeyi tabii ki diğer tarafa da yapmalısınız. Aynı şekilde bu x eksi 1'in de paydada olmasını istemiyorum. O zaman denklemin iki tarafını da x eksi 1 ile çarpalım. Bunu yaptığımız zaman ne olacak? X eksi 1 ile çarpmamızın tek amacı paydadaki x eksi 1'den kurtulmak. Ve x artı 3 ile çarpmamın arkasındaki tek neden de çarpımla paydadaki x artı 3'ten kurtulmak. Yaptığımız şey, denklemin iki tarafını da aynı paydalarla çarpmak. Yani bu örnekte x artı 3 ve x eksi 1. Bunu yaptığımız zaman sadece 5 çarpı x artı 3'ü 3 çarpı x eksi 1'e eşitlemiş gibi duruyoruz. Bu geçerli bir yöntem ve tek adımda iki tarafı da aynı paydalarla çarpma fikrinden geliyor. Elimizdeki şey anlaşılması kolay doğrusal bir denklem. Sayıları içeri dağıttıktan sonra x'leri bir tarafta toplayarak çözebiliriz. İlk tarafta 5 çarpı x artı 3 var. Bu da 5'i dağıttığımız zaman 5x artı 15 eşit oluyor. Ve diğer taraftaki 3'ü dağıttığımız zaman elimizde 3x eksi 3 oluyor. Şimdi x'leri sol tarafta toplayalım. Her iki taraftan da 3x çıkartalım. Böylece 2x artı 15, bunlar birbirlerini sıfırlar, eksi 3'e eşittir ve iki taraftan da 15 çıkaralım. Burada 2x kalıyor ve eksi 3 eksi 15 eksi 18'e eşit çıkıyor. İki tarafı da 2'ye bölelim. Kalan şey x eşittir eksi 9. Evet, x'in eksi 9'a eşit olduğunu buluyoruz. Yani eksi 3 veya 1'e eşit değil. Şimdi bunu test edelim ve x'in eksi 9'a eşit olmasının bu denklemi çözdüğünden emin olalım. 5 bölü eksi 9 eksi 1, evet, eksi 9 eksi 1 eksi 10'a eşittir. Yani bu 5 bölü eksi 10'a, o da eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Burada denklemin sol tarafına x için bulduğumuz değeri verdim. Peki, denklemin sağ tarafında da x'e bu değeri verirsem ne olur? 3 bölü eksi 9 artı 3, 3 bölü eksi 6'ya, o da eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Yani x eksi 9'a eşit olduğu zaman denklemin sol tarafı sağ tarafına eşit çıkıyor. Bazı durumlarda x'in eksi 3 veya 1'e eşit olmadığı koşulunu yazmalarına gerek yok. Çünkü bu denklem için doğru olan tek x değeri eksi 9. Bu, yerine koyduğumuzda denklemi sağlayan tek geçerli sayı.